Benim de Tarım ve Orman Bakanı'na sormak istediğim bazı sorularım var. Öncelikle Kastamonu 1 milyon 500 bin metreküp ile ülkemizin en çok orman üretimi yapan ve 1021 orman köyü ile en çok orman köyü olan ilidir. Ayrıca 873 bin hektar ile en çok orman alanına sahip olan ikinci ildir. Kastamonu'nun tarihindeki en büyük yangın 2 Eylül günü meydana geldi. Taşköprü ilçemizdeki yangın 44 saatte kontrol altına alınabildi ve 1396 hektar alan kül oldu. Yine 22 Ekim'de Çatalzeytin ilçemizde orman yangını çıktı. Söndürme helikopterleri yangının 3. gününde gelebildi. Yangın 72 saatte ancak kontrol altına alınabildi. Kastamonu'nun son 2 ayda yaşadığı yangınlar bize küresel ısınmaya bağlı bölgedeki risklerin arttığını ve sıkı koru ormanlara sahip Kastamonu'da bu tür yangınlarla mücadelede havadan müdahalenin olmazsa olmaz olduğunu göstermiştir. Bu çerçevede şunu sormak istiyorum. Kastamonu olarak Türkiye'nin en büyük orman üretimini yapan ilde bir yangın söndürme helikopteri bulundurmayı düşünüyor musunuz? Bu konuyla ilgili taleplerimizi defalarca ilettik. Bu 2021 yangın sezonunda acilen yangın söndürme helikopterinin Kastamonu'na tahsis edilmesi gerekiyor. Ayrıca diğer bir konuda Kastamonu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Ancak Kastamonu ilave buzağı desteği verilen iller arasından çıkartılmıştır. Doğal olarak yem bitkileri için verilen %25 ilave destek de elinden alınmıştır. Kastamonu ilave buzağı desteği kapsamından neden çıkartılmıştır? Yeniden bu destek kapsamına alınması düşünülüyor mu? Yine bölgemizdeki birçok il tohum desteğinden faydalanmış. Maalesef Kastamonu bu destekten faydalanan 21 il arasına alınmamıştır. Bu destekten Kastamonu'da faydalanmasını ayrıca talep ediyoruz. Diğer bir konuda Kastamonu'da yaklaşık 10 bin ton fındık üretilmektedir. Fındık üretimi yapan ilçelerimizden Şenpazar ve Küre maalesef fındık desteğinden faydalanamamaktadır. Tarlaları yan yana olduğu Cide'nin Gökçeören köyü ile Şenpazar'ın Sefer köyü bu adaletsizliğin en büyük resimlerinden birisidir. Bir köyümüz destekten yararlanmakta, bir köyümüz destek alamamaktadır. Şenpazar ve Küre ilçelerimiz fındık desteği kapsamına alınarak Şenpazar ve Küre ilçelerimizdeki fındık üreticilerimizin yaşadığı mağduriyet bir an önce giderilmelidir. Bir başka konuda yine Dada ilçemizde Bezirgan Hazım Kılıç sulama göleti maalesef tamamlanamamıştır. 22 köy, 76 mahalle, yaklaşık 5000 çiftçinin yararlanacağı proje 2021 yılında tamamlanacak mıdır? Yine Kastamonu ilinin içme suyu ihtiyacını aynı zamanda 92 bin dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak Kırık Barajı projesi ne zaman tamamlanacaktır? Bir başka konuda Kastamonu ilinin coğrafi işaretli ürünleri olan Tosya pirinci, Taşköprü sarımsağı ve Siyez buğdayı için alan bazlı gelir desteği verilmesi gerekmektedir. Bakanlığınız söz konusu tarım ürünlerinin üretiminin artırılması için alan bazlı gelir desteği sağlamayı düşünmektedir. Son olarak Dada ilçemizde Balıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi 2007 yılında kapanmıştır. Mülkiyeti en son Orman Genel Müdürlüğü'ne geçen binanın atıl durumdan kurtarılması için ya da binanın yeniden Kastamonu'ya kazandırılması için bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Teşekkür ediyorum.